Dur bakalım nasıl olacak? Küçük baş hayvanların tutulduğu çitler ve duvarlarla çevrili yerlere üstü açık bakın. Üstü açık. Evet. Bir de küçük baş hayvan tutuluyor burada. Kümes, kafes. Kümes değil, küçük baş hayvan dediğimiz koyun, keçi. Harf alayım. Ağılım mı? Evet. Heh, ahır değilmiş. Ağıl. Neymiş? Ağıl. Durdurdunuz mu? Ağıl. E biliyorsunuz hocam. Beni neden korkutuyorsunuz? Tamam. Bundan sonrası daha kolay. 5 harfli cevaplarda harf almadan toplamında 1000 puan kazanacaksınız. Adım gibi eminim. Buyurun gelsin. Kitaplardaki eseri takdim yazısı. Ön söz. Sunu nedir? Ön söz. Durdurunuz lütfen. Hiç ihtiyacımız yok ama yine de küçücük bir uyarıda bulunsam tavsiye. Hocam her seferinde birkaç saniye kaybettiriyor size. Önce cevabı verip sonra basmak. Evet. Hadi basın sonra cevabı verin. Tamam öyle yapalım. Son 5 harfli cevaptır. Tek kelimedir, şöyle sorulur. Hem zayıf hem güçsüz olan. Kimisi böyle zayıftır ama atiktir. Dur. Kuvvetlidir. Bilirsiniz siz sporla ilgileniyordunuz değil hem mi? Hem zayıf evet. Hem zayıf hem güçsüz olan. Bu hem zayıf hem güçsüz. Cılız. Ne diyelim? Cılız. İşte bu kadar. Yine önce cevabı sonra bastınız ama olsun. Olsun hocam karışmayalım. Onay bekliyorum o tarafa. Hiç gerek yok. Hiç ihtiyacınız yok. Bir tek süre kaybettiriyor. Doğru. Unutmayın doğru. Zaten bastınız diyelim ki yanlış cevap verdiniz. 30 saniye süre var. 30 saniye değil mi? Evet. İstersek tamam. 30 defa değiştiririz peki, cevabı. Peki. Bir tek işte bastıktan sonra harf alamıyoruz. Gelsin yenisi lütfen. Koyun inek gibi. Kusura bakmayın yani bu hayvancılık soruları denk geldi. Otlama. Koyun... Hayır. Koyun inek gibi hayvanları otlamaları için açık araziye bırakmak. Koyunu açık arazide bıraktım hayvanı şöyle bir geniş geniş ferah ferah. Siz basarken bir harf dediniz Taner Hocam. Otlamak dedin. Bak. Ya bence bir harf dediniz siz o basar. Bir harf istedim. Evet, evet harf dediler. Mekmak. Y ile başlıyor. Koyun. Salmak, yalmak. Yalmak değil o. Koyunu böyle hani açık arazide. Yermek. Yermek mi? Koyunu yeriyoruz. Ne biçim koyunsun? Hayır hocam böyle hani... Açık arazide hayvan böyle biri o tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Böyle halı serer gibi. Yermek, sermek. Ya... yaymak, koyun yaymak. Asıl soruydu. Biraz öyleydi evet. De işte efendim hayvancılık, mayvancılık derken bir anda takıldık kaldık yahu. Biz şampiyonu belirledik galiba birlikte. Vildan Hanım. Vildan Hanım'a bir alkış verelim. Şimdi de şöyle yapalım. Bir nefes alalım. Evet. Üzerine birer bardak su içeriz. Ama daha size soracağım çok sorular var. Reklam arasından sonra da onları cevaplayalım. Peki. Tamam. Tamam. Küçük bir ara sonra Taner Bey bu işe son noktayı konduracak. Taner Bey'ciğim şu yaymakta takılmasaydık heyecanlı olacaktı. Hakikaten. Çok uğraştıracaktık sizi ama şimdi ancak 8600 puana ulaşabiliriz. Ulaşalım be ya. Ulaşalım. Değil mi? Evet. Yani hani güzel başlamıştık, güzel bitirelim ki küçük bir şanssızlık deriz. Sonrasında zaten hiç keyfi çıkmaz. Nasıl olsa kaybettim diye yarışma. Değil mi? Asılın biraz. Aynen öyle yapalım. Daha elimde soru var size soracağım. 6 harfli cevaplar bile bitmedi. Şu batı kökenli bir kelimedir ama yaygın kullanılır dilimizde. Bir de şu anlamda. Birkaç anlamı var. Sıcak su kaplıcaları için kullanılır efendim bu batı kökenli tabir. Ilıca. Ilıca Türkçe. Sıcak su kaplıcaları. Nereye gittik? Şeye gittik. Ilıca'ya değil de. Kaplıca. Hani Yalova'da şeye. Böyle şey dürbünle baktık. Ben bir harf alayım. Alalım bakalım. T ile başlıyor. T harfiyle. Sıcak su kaplıcaları. Sıcak su. Enerji. Nasıl enerji? Hangi enerji? T ile başlıyor. Allah Allah. Yapmayın ya. Bir tane daha. Bir tane daha harf alalım. Aldık bir tane daha. O dürbün dediğim şey ya. Ilıca'da kimseye dürbünle bakmıyorum. Yanlış anlamayın. Şey dürbün. Hani ısıyı algılayan dürbünler var ya. Her şey. Gece görüşü gibi hani. Ter.
Ne, nasıl nasıl? Ter. Termik. Termik. Termik santral. Termik santraldeki enerji. Ben termik bir enerji. Harf, bir alayım. Bir tane daha. Ekte problem var. Termal. Termal ya bu. Gelsin.